Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere CKM editörde ayarlarınızı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu ayarları yaptıktan sonra editörünüz harita yapmaya ve haritaları compile etmeye hazır olacak. Videoya beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Ayarlarımızı yapmaya başlayalım. İlk yapmamız gereken şey, Compiler ve FGD dosyasını içeren Hembroeditor Tools adlı arşivi videonun açıklama kısmındaki linkten indirmek olacak. Hembroeditor Tools arşivini indirdikten sonra arşive sağ tıklayıp buraya çıkart diyoruz. Çıkarttığımız klasörü müsait olan bir yere koyuyoruz. Şimdi Hembroeditor'dan ayarlarımızı yapmaya geçebiliriz. Hembroeditor'a girdikten sonra ayarlar penceresini açmamız gerekiyor. Bunu yapmak için Tools sekmesinden Options seçeneğine tıklayabiliriz. Ya da kısa yoldan girmek için F2 tuşuna basabiliriz. Ayarlarımızı açtığımızda karşımıza General yani genel ayarlar, 2D Views yani 2 boyutlu görünüm ayarları, 3D Views yani 3 boyutlu görünüm ayarları, Game Profiles yani oyun profilleri ve son olarak Miscellaneous yani çeşitli ayarlar adında 5 tane ayar sekmesi çıkacak. Burada gerekli olan her şeyi bir bir anlatacağım. General sekmesindeki seçeneklerden başlayalım. General sekmesinde kullanma gereği olmayan seçenekleri anlatmayacağım. Windows Setup başlığı altında iki tane seçeneğe bakalım. Birinci sıradaki seçenek pencerelerinizin Windows pencereleri gibi serbest olmasını sağlar. Normalde harita yaparken 4 tane pencere ile çalışıyoruz. Fakat bu seçeneği seçerseniz 4'ten fazla pencere ekleyebilirsiniz. İkinci sıradaki seçenek ise oluşturmuş olduğunuz pencere dizilimini kaydetmeyi sağlar. Orta kısımdaki seçeneklere geldiğimizde Maximum Word Size seçeneği editördeki çizim yapabileceğimiz alanın büyüklüğünü ayarlamayı sağlar. Fakat şunu unutmayın, bu ayarı büyük bir değer yapmak çok büyük bir harita yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu seçenekteki değeri sadece daha rahat çalışabilmek amacıyla yükseltin. Bir sonraki seçeneğimiz Cache Game Data Resources On Demand haritanızı açtığınızda model texture gibi kaynakların ön belleklenmesini sağlar. Eğer bu seçenek seçili değilse Hembroeditor açılırken tüm kaynakları ön bellekler. Programın açılış hızı yavaşlar fakat haritalarınızı açarkenki yükleme ekranları ortadan kalkar. Bir sonraki seçeneğimiz Load Resources from Archives, arşivli dosyalardan kaynakları yüklemeyi sağlar. Bir sonraki seçeneğimiz Use Large Map Toolbar Icons, sol taraftaki tool'larımızın simgelerinin büyük gözükmesini sağlar. Bir sonraki seçeneğimiz Transform Angles of Point Entities when Rotating, point entity'leri döndürdüğümüzde Pitcher Roll'un da otomatik olarak döndürdüğümüz yöne göre ayarlanmasını sağlar. Info Player Start entity'sini döndürdüğümüzde oyuncu modelinin de dönmesi bu seçeneğin ne yaptığına dair bir örnektir. Buradaki seçenekleri harita yaparken kullanmanıza hiç gerek yok. Fakat bilmeniz iyi olur. Buradan sonra alttaki seçeneklere hiçbir yerde ihtiyacımız olmayacak. O yüzden onları anlatmadan geçiyorum. En alttaki başlık olan Memory Usage'a geçelim. Kaydırmalı kısımdaki çubuğu sol tarafa çekerseniz texture kaliteleri düşer, sağ tarafa çekerseniz texture kaliteleri artar. Bunu sağ tarafta tutmanız daha iyi olur. En alttaki Undo Levels seçeneği CTRL-Z tuşlarına basıp geri döndürme yaptığınızda kaç adım geri gelebileceğinizi belirlediğiniz seçenektir. Bu değeri çok fazla yapmak büyük dosya boyutlarına sebep olur. General kısmını bitirdik. 2D View kısmına geçelim. 2D View sekmesinden 2 boyutlu görünüm ayarlarınızı yapabilirsiniz. En üst başlık olan Options kısmındaki seçeneklerden başlayalım. İlk seçeneğimiz olan Crosshair Cursor 2 boyutlu görünümde seçim yaparken fare emlecinin artı şeklinde gözükmesini sağlar. İkinci seçeneğimiz olan Default to Fixed Degree Rotation bir bileşeni döndürürken belirli derecelere göre dönmesini sağlar. Kaçar derece aralıklarla döneceğini alt kısımlarda göreceğiz. Üçüncü seçeneğimiz olan Display Scroll Bars 2 boyutlu görünüm pencerelerinin sağ tarafındaki aşağı yukarı veya sağ sol kaydırma yapabileceğiniz kaydırma çubuklarını aktif eder. Dördüncü seçeneğimiz olan Draw Verticals, brushların köşelerindeki noktaları görüntülemeyi sağlar. Beşinci seçeneğimiz olan Draw Camera, 2 boyutlu görünümde kameranızın hangi yöne doğru baktığını gösterir. Altıncı seçeneğimiz olan Draw Models, modellerin poligonlarının 2 boyutlu görünümde gösterilmesini sağlar. Yedinci seçeneğimiz olan Draw Sizing Info, oluşturmuş olduğunuz brushların ölçülerini gösterir. Sekizinci seçeneğimiz olan Centron Camera After Movement in 3D, 3 boyutlu görünümde Z tuşuna basıp kameranızı hareket ettirdikten sonra kamerayı hareket ettirmeyi bıraktığınızda kamera açılarını sıfırlar. 9. seçeneğimiz olan Use Viz Group Colors for Object Lines, viz gruplar için belirlediğiniz renklerin gösterilmesini sağlar. 10. seçeneğimiz olan Keep Viz Group When Clone Dragging,
Vis gruba dahil olan bir bileşeni shift tuşu ile kopyaladıktan sonra dahil olduğu vis gruptan ayrılmasını engeller. 11. seçeneğimiz olan arrow case notch selected object vertex, bileşenleri ve vertexleri klavyedeki yön tuşları ile hareket ettirebilmenizi sağlar. 12. seçeneğimiz olan rewritten primitives on creation in the active 2D view, aktif ise bir silindir brush oluştururken hangi iki boyutlu görünümden oluşturduğunuza göre silindirin tepe noktasının oraya bakmasını sağlar. 13. seçeneğimiz olan automatic infinitive selection in 2D view no enter, İki boyutlu görünümde bir seçim yaparken fare tuşuna basmayı bıraktığınız anda dokunduğu tüm bileşenleri seçmeyi sağlar. 14. seçeneğimiz olan selection box selects by center handles only 13. seçeneğimiz ile beraber çalışır. 13. seçeneğimizdeki dokunduğu her şeyi seçme özelliğini sadece seçim alanının içinde kalan bileşenleri seçecek şekilde değiştirir. 15. ve options kısmının son seçeneği olan fixed degree rotation step, ikinci seçeneğimizdeki belirli dereceler ile bileşen döndürme özelliğinin derece adımlarını ayarlar. Bir alt başlığımız olan grid kısmından iki boyutlu görünüşlerdeki ızgara görünüşünüzü ayarlayabilirsiniz. İlk seçeneğimiz olan size, standart ızgara boyutlarını değiştirmenizi sağlar. İkinci seçeneğimiz olan Highlight Every, 8 ızgara çizgisinde bir vurgulama yapar. 8. çizgiyi daha belirgin gösterir. 8 olan değeri yan kısımdan değiştirebilirsiniz. İkinci seçeneğimiz olan Hide Small Grid, 2 boyutlu görünümde uzaklaştırma yaptıkça çok küçük kalan ızgara çizgilerinin gözükmemesini sağlar. Üçüncü ve son seçeneğimiz olan Dotted Grid, ızgara çizgilerini ortadan kaldırır, onların yerine noktalı çalışma alanı sağlar. 2D view kısmını bitirdik. Şimdi 3D view kısmına geçelim. 3D view sekmesinden 3 boyutlu görünüşü yani kamera görünüşü için bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. İlk başlığımız olan performans kısmından başlayalım. Back clipping plane sizin görüş mesafenizdir. Bu seçenek ile ne kadar mesafeden sonra uzaktaki bileşenlerin renderlanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Filter Textures, dokuların piksel piksel gözükmesini engeller, daha iyi bir görüntü sağlar. Animate Textures, animasyonlu dokuların 3 boyutlu görünüşte animasyonlu gözükmesini sağlar. Alpha Blending, arka planı saydam olan Transparent Texture ve Sprite'ların 3 boyutlu görünümde arka planlarının silinmesini sağlar. Animate Models, modellerin animasyonlu gözükmesini sağlar. Model Render Distance, ne kadar uzaktaki modellerin renderlanacağını belirlediğimiz seçenektir. Energy Saving Mode, enerji tasarrufu modudur. Multi-Sample Anti-Aliasing, anti-aliasing özelliğini açar. Cap Camera, kamera görüntüsünün 60 FPS'te sabit kalmasını sağlar. Kamera başlığı altındaki seçeneğe geçelim. Camera Field of View, kameranın görüş açısıdır. Bir diğer adıyla fov ayarıdır. Navigation başlığı altındaki seçeneklere geçelim. Mouse Sensitivity, kamera ile dolaşırkenki fare hassasiyetidir. Use Mouse Look Navigation, kamera kullanırken fare ile hareket etmenizi sağlar. Reverse Mouse Y Axis, farenin Y eksenini tersine çevirir. Enable Pen Mode Support for Tablets, çizim tableti özelliğini etkinleştirir. Forward Speed, ilerleme hızını ayarlamanızı sağlar. Time to Top Speed, kamera ile ilerlemeye başladığınızda son hızınıza ne kadar sürede ulaşacağınızı belirler. 3D View kısmını bitirdik. Game Profiles kısmına geçelim. Game Profiles kısmından hangi moda harita yapacağınıza göre FGD, Doku ve Compiler gibi kaynakları içeren profiller oluşturabilirsiniz. Configuration başlığı altındaki seçenekler sizin profillerinizdir. Sağ taraftaki kısımdan yeni profiller oluşturabilir, silebilir ya da var olan profillerin isimlerini düzenleyebilirsiniz. Game sekmesi altındaki seçeneklerden başlayalım. En tepedeki alana oyunun DLL dosyalarındaki entity'leri ve özelliklerini editör içerisinde kullanmanızı sağlayan FGD dosyası ve ek olarak optimizasyon amaçlı kullanılan compiler'ı etkileyen entity'leri barındıran ZHLD, FGD dosyalarını ekliyoruz. Tekrardan hatırlatayım, FGD dosyaları ve birazdan ayarlayacağımız compiler dosyalarını videonun açıklama kısmındaki linkten elde edebilirsiniz. Bende FGD dosyaları eklenmiş halde fakat sizde böyle olmayacak. Sağ taraftan Add seçeneğine basıyoruz. Ardından indirmiş olduğunuz arşivin içindeki FGD dosyalarının konumuna gidip dosyaları ekliyoruz.
Bu anlattığım şeyler sadece Counter-Strike 1.6 için geçerli değildir. Her mod ve oyun için aynıdır. Bu kısma FGD dosyalarını eklediyseniz, buradaki işimiz bitmiş demektir. Alt kısımdaki seçeneklere geçelim. Texture Format seçeneği Packages olmalı. Bu sayede WAD formatındaki dosyaları editörünüze ekleyebilirsiniz. Bir yan kısımdaki Map Type seçeneği Half-Life TFG olmalı. Diğer seçenekler farklı oyun motorları içindir. Default Point Entity Class seçeneği Entity Creation Tool'u açtığınızda ilk karşınıza çıkan Entity'yi ayarladığınız seçenektir. Bu kısımda en çok kullandığınız Point Entity'yi seçebilirsiniz. Default Solid Entity Class seçeneği bir brush'a CTRL-T ile Solid Entity'ye bağladığınızda standart olarak bağlanacak Solid Entity'yi belirlediğiniz seçenektir. Sol taraftaki seçenekte olduğu gibi bu seçeneği de en çok kullandığınız Solid Entity olarak ayarlayabilirsiniz. Bu iki seçenekte belirli bir entity yoktur, tamamen size kalmış bir şeydir. Ve son olarak alttaki iki seçenek Gold Source için gerekli olan bir şeydir. İki seçenek de aktif olmalıdır. Eğer Zash 3D için harita yapıyorsanız Invert Studio Model Pitch kısmının tikini kaldırın. Game sekmesindeki seçenekleri bitirdik. Directories sekmesi altındaki seçeneklere geçelim. Directories sekmesinden oyununuzun kaynaklarının bulunduğu dosya konumlarını seçeceğiz. Game Executable kısmından Compile sonrasında editörün oyunu çalıştırabilmesi için hl.exe programının dosya konumunu seçiyoruz. Base Game Directory kısmından oyunun ana kaynaklarının bulunduğu Valve klasörünü seçiyoruz. Mod Directory kısmından modumuzun dosya konumunu seçiyoruz. Bu kısımda JStrike klasörünü seçmeliyiz. Source Maps Directory kısmından harita dosyalarınızın kaydedileceği konumu seçiyoruz. JStrike klasörü içindeki Maps klasörünü seçebilirsiniz. Model Viewer kısmından model görüntüleyici programımızı seçiyoruz. Editör içinde modelleri hızlıca görüntülemek için buraya bir model görüntüleyicinin dosya konumunu girebilirsiniz. İsterseniz boş bırakabilirsiniz. Directories sekmesi altındaki seçenekleri bitirdik. Textures sekmesi altındaki seçeneklere geçelim. Textures Used başlığı altındaki yerden haritalarımızda kullanacağımız dokuları seçiyoruz. Add Files kısmına tıklayıp WAD formatındaki doku paketlerini editörünüze ekleyebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz arşivin içindeki zhlt.wad paketini bu kısımdan eklemelisiniz. zhlt.wad paketinin içinde optimizasyon için gerekli dokular var. Bu kısımdaki önemli nokta seçmiş olduğunuz WAD dosyaları oyunun dosya konumunda yani JStrike klasöründe olmalıdır. Yoksa compile işleminden sonra oyun WAD dosyası bulunamadı hatası verir. Texture Brightness seçeneğinden doku parlaklığını değiştirebilirsiniz. Kaydırmalı çubuğu sağa doğru çekerseniz dokular parlak olur. Sol tarafa çekerseniz doku parlaklıkları azalır. Default Texture Scale seçeneğinden varsayılan doku ölçeğinizi değiştirebilirsiniz. Bu değeri küçük bir değer yapmak görüntü kalitesini arttırır fakat ciddi FPS düşüşlerine ve Alloc Lock full hatası alıp haritanızın açılmamasına neden olur. Alt kısımdaki Palette Type seçeneği Gold Source motoru için değildir. O yüzden onu anlatmaya gerek yok. Texture sekmesi altındaki seçenekleri bitirdik. Build Program sekmesi altındaki seçeneklere geçebiliriz. Build Program sekmesinde compiler programlarınızın dosya konumlarını belirtiyoruz. Compiler, haritanızı inşa edip makine kodlarına dönüştüren yazılımdır. Compilerlar CSG, BSP, WIS ve RAD olarak 4'e ayrılır. CSG, haritadaki entitileri işleyen programdır. BSP, genel harita geometrisini işleyen programdır. WIS, haritada optimizasyonu sağlar. Oyuncunun neleri görüp neleri göremeyeceğine karar verir. Ve son olarak RAD, haritadaki ışıklandırma, gölgelendirme gibi şeyleri işleyen programdır. İndirdiğiniz arşiv içinde her birinden ikişer tane program var. Eğer sisteminiz 32 bit ise, hlcsg.exe, hlbsp.exe, hlvis.exe ve hlrad.exe compiler dosyalarını kullanmalısınız. Eğer işletim sisteminiz 64 bit ise sonunda x64 bit yazan compiler dosyalarını seçmelisiniz. Yanlış seçim yaparsanız compile sırasında Windows erişimi engelledi hatası alabilirsiniz. Şimdi compiler programlarımızı eklemeye başlayalım. Benim işletim sistemim 64 bit olduğu için ben x64 yazan compiler dosyalarını seçeceğim. CSG Executable kısmına hlcsg-x64.exe programını ekliyorum.
BSP executable kısmına hlbsp alt-x64.exe programını ekliyorum. Vis executable kısmına hlvis alt-x64.exe programını ekliyorum. Ve son olarak light kısmına hlrad alt-x64.exe programını ekliyorum. Build program sekmesindeki ayarlamalar bu kadar. Şimdi son ayar sekmesi olan misc sekmesine geçelim. Misc sekmesinden Steam Cloud ve otomatik kayıt gibi özellikleri ayarlıyoruz. Backup başlığı altındaki seçeneklere bakalım. Backup existing files on save. Kayıt sırasında RMF, JMF ve MAP formatındaki dosyaların son harfini değiştirerek JMX, RMX ve MAX olarak yedekleme yapar. Enable autosave otomatik kayıt özelliğini aktif eder. Autosave modified files only işaretli ise editör var olan kayıt üzerinde bir değişiklik yapılmazsa kaydetme yapmaz. Beep on successful autosave seçeneği otomatik kayıt yapıldığında ses çalmayı sağlar. Use directory of the current file seçeneği işaretli ise otomatik kayıtlar haritanızın kaydedildiği konuma yapılır. Tiki kaldırırsanız istediğiniz bir konuma otomatik kayıt dosyaları kaydedebilirsiniz. Alt taraftaki autosave directory kısmından kayıt konumunu seçebilirsiniz. Autosave every seçeneğinden ne kadar sürede bir otomatik kayıt yapılacağını belirleyebilirsiniz. Keep the last seçeneğinden en fazla kaç tane otomatik kayıt dosyası birikebileceğini belirleyebilirsiniz. Bu kısma 0 yazarsanız sınırsız dosya kaydedebilirsiniz. Steam Cloud başlığı altındaki seçeneklere bakalım. Enable Remote Storage Steam Cloud özelliğini aktif eder. Harita dosyalarınız Steam Cloud'a yedeklenir. Max File seçeneğinden en fazla kaç tane dosyanın Steam Cloud'a yedeklenebileceğini belirleyebilirsiniz. Storage Auto Saves and Backup seçeneği otomatik kayıtları da yedeklemenizi sağlar. Automatically Synchronize on Startup seçeneği dosyalarınızı program açıldığı gibi senkronize etmenizi sağlar. Misc kısmını ve tüm ayarları bitirdik. Ayarlardan yapılabilecek başka bir şey kalmadı. Hammer editörün ayarları ile ilgili gerekli olan her şeyi gösterdim. Bir sonraki videoda temel araçları ve editörün arayüzünden bahsedeceğim. Eğer gördüğünüz şeyleri doğru bir şekilde uyguladıysanız bir sorun yaşamayacaksınız. Emeğimin karşılığı olarak videoya beğeni ve yorum atabilirsiniz. Anlamadığınız bir konu veya sormak istediğiniz bir şey varsa açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.